Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Sunuma başlamadan önce şunu söyleyeyim. Şirket kültürü olarak biz işte bu Deos Türkiye'yi düzenleyen arkadaşlar aslında önceden tanışıyoruz. Bizde şöyle bir kültür var, paylaşmayı çok seviyoruz. Özellikle teknik bir alan olduğu zaman işte workshoplar, bu tarz konuşmalar. Yani ilgilendiğiniz bir konu olabilir, bir şey olabilir. Yine Meetup üzerinden iletişime geçip yani arkadaşlara yazıp orada başka bir etkinlikler de düzenleyebiliriz. Kubernetes kullananları görüyorum. Normalde hani yurt dışı da dahil buna. Kubernetes canlıda kullanan çok az firma var. Daha fazla yok. Çünkü şöyle diyebilirim. Bir 3-4 sene daha Kubernetes'i böyle tamam artık stabil biz bunu kullanalım. En azından elini o tarz işlere bulaştırmak istemeyen birçok firma var. Ama dediğim gibi bu tarz konularda merak ettiğiniz şeyler olursa workshop ya da bu tarz sunumlar ben seve seve yardımcı olabilirim. Şimdi şu anda Hazelcast Cloud'da çalışıyorum. Ne yapıyoruz? Hazelcast'i muhtemelen duymuşsunuzdur çoğunuz. Onu aslında manage servisini yazıyoruz. Şu anda yaptığımız o. Bu session'da aslında size yapacağım şey Hazelcast Cloud ve daha önceki şirketlerde bu özellikle microservice ve container orchestration geçişinde kazandığım bütün tecrübeleri burada size anlatmaya çalışacağım. Sadece söz değil, konfigürasyon ve kod örnekleri de görüyor olacaksınız. Şimdi genel olarak anlatacağım konular şunlar. Kubernetes'in genel anlamı, ortamın izolasyonu, bu çok önemli çünkü birçok şirkette şey olmak istemeyebilir, yani farklı farklı clusterlar kurmak istemeyebilir. Tek bir cluster kurup içinde bir izolasyona gitmek isteyebilir. Multi-tenancy'den bahsedeceğim çünkü bir as a service sistemi sunuyorsanız dışarıya, multi-tenancy sizin bir numaralı konunuz olacak zaten. Onu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Monitoring zaten olmazsa olmaz. Özellikle Kubernetes kullanıyorsunuz. Bir de mikroservis yapıyorsunuz üzerine. Bir sürü komponentiniz var. Projenizin, yani ürününüzün bir sürü bileşeni varsa zaten bu monitoring ve APM kısmı kaçınılmaz konular. Genelde bu tarz Kubernetes'de bir işlem yaparken işte göreceğiz zaten. Deployment pod falan yaratıyoruz ama aslında bu gerçek dünya açılırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Kubernetes'te nasıl kullansanız daha iyi olur. Oralardan bahsedeceğim. Çünkü şu anda biz Hazelcast Cloud'da Kubernetes altyapısının mikroservis mimarisini kullanıyoruz. Deployment yaparken yine birçok çeşit deployment stratejisi var. Onlardan bahsediyor olacağım. Logging ve APM. Yani burada birçok konu aslında Kubernetes kurulduktan sonra uygulama yazılırken atlanan konular çok var. O yüzden bunların tamamına yer vermeye çalıştım. Şimdi zaten Container Orchestration Tool'u olduğunu biliyoruz hepimiz Kubernetes'in. Kubernetes'i nasıl kullanabilirsiniz? Hemen hemen duyabileceğiniz bütün cloud provider'larda bunlar var. Gidip birkaç tane tıkla bunun kurulumunu yapabiliyorsunuz. Ama normal hayatta bu işler bu şekilde yürümüyor. Çünkü birçok kurumsal firma cloud'u, yani bırakın cloud'u, bazı ondan önceki teknolojileri bile kullanmak istemiyor. Dolayısıyla muhtemelen bir on-premise environment'ınız olacaktır. Burada kurulum yapmak istiyorsanız da Kubernetes'in native kurulum aracının yanında KubeSpray denen bir tane şey var, bir proje var. Aslında arka tarafta Ansible kullanıyor. Nodlarınıza Kubernetes kurulumu yapmak için kullanılan bir teknoloji. KubeSpray'i kullanabilirsiniz. Kurulumu yaptıktan sonra zaten artık işte microservice, o tarz business logic'e yöneleceğiniz için Kubernetes kurulumunun akabinde hiçbir şekilde infra ile falan uğraşmanız gerekmeyecek. Şimdi ortam izolasyonu niye diyoruz? Bir şirkette, yani büyük şirketler tamam. Yani her ortam farklı farklı olsun. Her birinin ayrı bir Kubernetes Cluster kuralım. Ama siz birçoğunuz biliyordur zaten. Kubernetes Cluster'ı kurduğunuz zaman işte Master Node dediğimiz kavramlar var. Bir iş yapmasa bile Master Node'ların gerekliliği vardır. Yapabiliyorsunuz ama genel anlamda Master'ın bir iş yapmıyor olması lazım. Workload anlamında. Bunların getirdiği bir size bir cost var ama birden fazla cluster açtığınız zaman bu daha fazla cost getirdiği için şunu diyebilir şirket. Ya bu bize çok cost getiriyor, dolayısıyla bunun başka bir çözümü yok mu? Ya da Kubernetes kullanmayalım'a gidebilir. Diyelim ki siz bir ürün geliştiriyorsunuz ki çok doğal farklı ortamlarınız olabilir. Dev, staging, prod. Bunları nasıl ayırabilirsiniz? Mesela ilk seçenek, eğer cost anlamında bir sıkıntınız yoksa her bir ortama ayrı bir tane cluster kurabilirsiniz. 3 tane Kubernetes cluster'ınız var. Bu sadece bir ürüne yönelik bahsediyorum bu arada. Hani şey düşünmeyin, bir dev cluster'ım var ama içinde 15 tane ürünü barındırıyorum. Bundan bahsetmiyorum. Tek bir üründen bahsediyorum şu anda.
Dev ortamı için bir tane, staging için bir tane, prod için bir tane kurabilirsiniz. Bunu size nasıl bir şey olacak? Şimdi bunların kurulumu yaptığınız zaman size bir tane operasyonel bir cost gelecek tabii. Bunun kaçınılmaz. İkinci yapıda da genelde bu yapıyı izleyenler de var. Tabii burada prod aslında, prod'u normalde farklı bir cluster'a kurmak gerekiyor. O ayrı bir konu. Bunu sadece test ortamında kullandığınız 3 tane ayrı bir ortam gibi düşünebilirsiniz. Bazı firmalar şunu yapabilir. Bir tane Kubernetes kurulumu, cluster'ı var. İçinde farklı, izole edilmiş farklı ortamları yapabilirsiniz. Bunun yine avantajları, dezavantajları var. Avantajı ne olabilir? Tek bir cluster'ın var. Yönetimi daha basit. Ama dezavantajı dediğiniz zaman izolasyonu çok iyi yapmadıysanız eğer ortamlar arası geçişte sıkıntı olabilir. Yani devdeki bir request staging'e gidip oradaki bir database'i bozabilir. Yani genelde staging'i iç müşteriyle kullandığını düşünürseniz orada bir şeyin bozulması aslında o kadar da hani basite alacak bir şey olmayabilir sizin için. Şimdi Kubernetes kurulumunu bir şekilde cloud provider ya da on-premise'de kurdunuz. Genelde müşterilerde en çok gördüğüm kötü pratiklerden bir tanesi şuydu. Bütün şeyler, objeler default namespace'inin altında yaratılıyor. Yani dolayısıyla şöyle bir şeye sebep oluyor. Ben bir ürün, yani bir servisiniz var, bir sıkıntı var, onun bir şeyine bakmak istiyorsunuz. Detayına ya da loglarına. Muhatap olduğunuz bir sürü bütün objeler orada. Bu size bunu yapmak yerine default'ta her şeyi yaratmak istiyorsanız tabii bunu yapabilirsiniz ama en azından bir etiketleme sistemi koymanız gerekiyor. Yani bir uygulamanız, deployment'ınız varsa etiket koyun. Etikete göre etiketle search etmesi çok iyiyse işte bana adı şu olan servisin loglarını bana göster dediğinizde daha küçük bir sette uğraşmış olursunuz. Şimdi namespace'leri bu şekilde logical olarak ayırabilirsiniz. Bunlara bir örnek. Monitoring, microservice ve worker diye 3 tane namespace'im var. Monitoring namespace'in içine Prometheus, Grafana, ANSI yani monitoring'de kullandığımız tool'lardan 3 tanesi. Bunu koyuyorum. Microservice tarafında kendi servislerimi koyuyorum. Hatta bu da uygulama. Diğer taraftaki de uygulama ama diğer taraftaki benim için bir cron job. Yani Kubernetes'teki cron job objesini düşünün. Bir evet cron job objesini düşünebilirsiniz. Bunu bile ayırmak isteyebilirim. Çünkü burada cron job'lar var. Orada normal dışarıya açık olan servisler var. Bu ayrımı yapabilirsiniz. Bu bir kural değil, bir kitabı yok ama birkaç best practice'e bakıp onları harmanlayıp kendi yapınızı da kurabilirsiniz. Ama günün sonunda şunu hissedebiliyor olmanız lazım. Ben bir yolu izledim ama bu izlediğim yol gerçekten benim ürüne odaklanmama da fayda sağlıyor mu? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Çünkü bu tarz şeylerle çok fazla uğraşıyorsanız göreceksiniz ki feature'lar daha yavaş çıkmaya başlayacaktır. Bu arada bunların bir şirkette çalışırken bunların normalde üst tarafa anlatmanız zordur. Dolayısıyla bunlar size kalıyor. O yüzden feature'ın da hızlı bir şekilde gidebiliyor olması lazım. Tabii Kubernetes cluster'ını kurdunuz. Kurduktan sonra Kubernetes cluster'la muhatap olurken kubectl dediğimiz bir command line tool'u var. Bunu kullanıyorsunuz. Ama bazı işlemleri yapmak için kubectl komutları bayağı uzun olabiliyor. Kullanması zor olabiliyor. Burada iki tane bir Türk arkadaşımızın yaptığı Ahmet Alp şu anda yanlış hatırlamıyorsam Google'da çalışıyor. Kubestix ve Kubernetes yani aynı Kubestix projesinin altında iki tane şey geliyor size, binary geliyor. Bu ne sağlıyor size? Kubestix dediğimiz Kubernetes cluster'lar arasındaki geçiş yapmanızı sağlayan bir tane binary. Yani ls komutu gibi düşünebilirsiniz. Kubernetes de namespace'ler arası geçiş yapmak için. Şimdi Kubernetes'te bir context denen kavram var. Context'i aslında Kubernetes cluster'ının context'i gibi düşünebilirsiniz. Şu an A context'indeyim. Yani A cluster'ıyla muhatap oluyorum. B context'ine geçtiğiniz zaman B cluster'ıyla muhatap oluyorsunuz. Yani ayrı ayrı cluster'lar geçişleri o şekilde yapabiliyorsunuz. NS dediğiniz de aslında aynı context içindeki farklı gruplar. Dev namespace'inden işte staging'e geçtim gibi. Bir örneği mesela kubestix dediğiniz zaman size kontekstleri listeler. 3 tane cluster'ım var. Aralarında geçiş yapıp podları listeliyoruz. İkisinde de farklı farklı setler geldiğini görüyoruz. Öneririm. Kubernetes'te de bu da namespace'leri listeliyor. Tabii bunu yeni halinde bu şekilde yapmıyorsunuz. Size bir tane şey çıktısı veriyor. Liste oradan seçmenizi sağlıyor falan. İnceleyebilirsiniz. Eğer Kubernetes kullanıyorsanız işlemleri ne kadar hızlı yapabiliyorsanız sizin için iyi olacaktır. Şimdi diyeceksiniz ki ya bunları developer mı yapıyor, operasyoncu yapmıyor mu falan gibi düşünebilirsiniz. Burada herkes taşın altına elini koyması gerekiyor. Çünkü siz bir ürün yazıyorsunuz, bu ürünü deploy edecek de siz olmalısınız. Hele bir de mikroservis yazıyorsanız, işte
ne kadar memori harcar, yani özellikleri nedir, davranışı ne olacak, ne kadar request gelecek, bunları bir şekilde siz Kubernetes dünyasını bilip cloud native olarak geliştirebiliyor olmanız lazım. O yüzden hani bu konular yabancı gelmesin size. Multi tenancy niye dedim? Şimdi biz ürününüzü hizmet olarak dışarıya açıyorsunuz değil mi? Biz de mesela Hazelcast'i dışarıya açıyoruz. Müşteri bazlı Kubernetes cluster kurarsam eğer, bunun fiyatını müşterinin üzerine bindirirsem bu benim için iyi bir strateji olmayabilir. Çünkü içinde monitoring araçları var, log araçları var, başka bir sürü araç var. Müşterinin ihtiyaç olduğu sadece 3 GB'lık bir cluster ama müşteriye diyorum ki bende 30 GB'lık bir Kubernetes cluster var. Dolayısıyla 10 katı bir fiyatı müşteriye vermemin pek bir anlamı olmayabilir. Dolayısıyla onun yerine şöyle bir şey yapı izleyebilirim. Bir tane bir yapım var. Bu yapının içinde herkese paylaştırıp belli alanları bazı kişilere verebiliyorum. Bunu yapmak Kubernetes'de de gayet kolay. Yani bir Kubernetes cluster'ınız var. Farklı namespace'leri kullanarak farklı müşterileri, yani Kubernetes cluster'ın içinde mini cluster'lar gibi düşünebilirsiniz. Biz bunlara multi-tenant sistem diyoruz. Ayırmayı nasıl yapıyoruz mesela? En basitinden 3 tane, yani 100 tane müşteriniz var. Bir Kubernetes cluster'da takılıyor herkesin datası. Şöyle bir şey yapabilir, yani A namespace'indeki bir eleman B namespace'indeki bir servisi çağırabilir. Çok normal bir şeydir. Ama bunları engellemenin yolu var. Kubernetes'te network policy dediğimiz bir obje, Kubernetes'in içinden gelen bir obje. Burada şunu diyorum, şu anki namespace C123 ya, C123'ün içindeki herhangi bir yere dışarıdan sadece monitoring namespace'inden sorgu gelebilir, başka hiçbir yerden gelemez. Yani 1-2-4 müşterisi gelip de 1-2-3 müşterisinin namespace'ine ne sorgu atabilir ne başka bir şey yapabilir. Network policy'lerle bunları yapabilirsiniz. Tabii network policy'yi kullanmak istiyorsanız, şimdi Kubernetes'in size verdiği çok böyle, nasıl diyeyim, kabataslak bir yapıdır. Mesela network policy'yi kullanabilmeniz için altta kullandığınız network plugin'ini seçiyor olmanız lazım. Biz mesela örnek veriyorum, Calico kullanıyoruz. Calico'da network policy'de yaptığınız şeyler farklı ama başka bir network plugin'i kullanıyorsanız onun verdiği yapılar daha farklı olabilir. Dolayısıyla işin içine network policy giriyorsa gidip kullandığınız o CNI diyoruz ona. CNI plugin'in içindeki dokümantasyonlara bakmanız gerekiyor. Bu da mesela böyle bir şey de gelebilir. Nerede? Cloud'da kullanıyorum demiştiniz. Eğer bir hizmeti dışarıya verdiğiniz zaman ve mesela bizde Hazelcast çok tehlikeli bir aslında ürün. Niye diye sorarsanız, içinde biz müşteri Hazelcast Cluster'ında custom kod çalıştırabiliyor. Böyle bir özelliği var. Yani şöyle düşünün. Adam bir lambda fonksiyonu koyuyor. Java'daki ibarelerden. Ve şunu yapabilir. Bana AWS'in metadata API'sini belki biliyorsunuzdur. Oradaki IP'ye gidip bana EC2'nin datasını döndür diyebilir. Yani bütün credential'ları alabilir adam. Dolayısıyla böyle bir şey yapmak istemiyorsanız mesela burada da bunu dedim. C123 namespace'in içinden dışarıya her yere gidebilir. Çok normaldir yani. Adam cluster'ından dış dünyaya açılabilir. Ama 169.254, 169.254.32 hariç. Bu IP, AWS'nin metadata IP'si, buraya gidemezsin diyorum müşteriye. Sınırlarımı belirlemiş oluyorum bu yapıda. Şimdi yine biz sonuçta managed servisten bahsettiğimiz için müşteriye verdiğiniz hizmetin durduğu bir yer düşünün. Bir de bunları yönettiğiniz başka bir yer düşünün. Global alanda baktığınız zaman bu iki kavramla karşılaşırsınız. Control plane ve data plane dediğimiz kavram. Control plane aslında sizin o hizmeti vermek için yazdığınız ürün var ya, onun kendisinin bulunduğu yere biz control plane diyoruz. Ama control plane'i kullanarak müşteri bir cluster yarattı. Bu cluster yaratıldığı yere de data plane diyoruz. Yani burada müşterinin datası olabilir, in memory olabilir, database olabilir ya da başka bir file servisi falan olabilir. Bunlara biz data plane diyoruz. Şimdi Kubernetes cluster'ını kurdunuz, izolasyonu yaptınız, artık ürünlerinizi deploy edebilir hale geldiniz ve birden fazla müşteriye hizmet veriyorsanız da bir şekilde multi-tenant bir yapıyı kurdunuz. Bu arada network policy'leri default olarak yüklediğiniz zaman, yarattığınız zaman default'ta çok agresif davranır. Yani bir yere gitmenize izin vermez ya da içeri girmenize izin vermez. Sizin yapmanız gereken bazı exception'ları koymak. Tabii bunları öncesinde tasarlamanız sizin artınıza olacaktır. Yani önce müşteri ne yapabilir, ne yapamaz. Bunu yaptıktan sonra da o kapalı olan izinleri tek tek açabilirsiniz. Tabii cluster var. Dataları falan deployment yapabileceksiniz ileride ama
acaba Kubernetes Cluster'da ne oluyor? Onu bilmeniz gerekiyor. En önemli özelliklerden biri diyebilirim. Yani herhalde şu çok kötü bir şeydir. Production'daki bir sistemin çalışmayıp size bunu müşterinin söylemesi ya da benim şu anda cluster açılmıyor gibi bir şeylerin gelmesi ya da benim cluster'ın bir cluster yarattım ama bir gündür açılmaya çalışıyor gibi şeylerin olması. Şimdi monitoring dediğiniz zaman internette baktığınızda şu en genel mimaridir. Ortada bir tane monitoring komponentleri var. Bu arada Prometheus'tan bahsedeceğiz burada. Prometheus'un birçok komponenti var. Exporter dediğimiz kavram, push gateway'i var, alert manager'ı var, web UI'ı var, kendi database'i var, PromDB dediğimiz, PromQL'leri var, query yapabildiğiniz. Bunları Kubernetes ortamında nasıl yapıyoruz? Şimdi Prometheus aslında sizin için metrikleri toplamanızı ve topladıkları metrikleri agrege ederek istediğiniz yere notifikasyon göndermenizi, rule yazarak notifikasyon göndermenizi sağlayan bir tane yapı. Şimdi Kubernetes kurdunuz, Prometheus'u kurmanız için orada komponentleri gördünüz. 5-6-7 tane komponent var. Onları elle kurabilirsiniz. Ama benim önerim şu olacaktır. Kubernetes Cloud dünyasında zaten görürsünüz, operator denen bir kavram var. Prometheus'un da tahmin edeceğiniz gibi operator'ı var. CoreOS takımı tarafından yazılmış Prometheus Operator GitHub'da bakarsanız kurulumunu yapmak için Helm Kubernetes'in paket menajeri. Operator Hub diye da var. Evet, evet. O taraftakini de kullanabilirsiniz. Red Hat'ın Operator Hub'ında bulabilirsiniz aynısını. Burada kurulumu yapmak için Helm dediğimiz Kubernetes'in paket menajeri, paket yöneticisi. Reponuzu ekleyip kurulumu işte Prometheus Operator bir de ekstra rol vermeniz gerekiyor bazı URL'lere ulaşmak için. Şimdi kurulumu yaptıktan sonra zaten şunu fark edeceksiniz. Operator'ın amacı da odur. Kubernetes ortamı olduğu için size özel ön tanımlı olarak bazı ayarları yapacaktır. Çünkü sıfırdan kendiniz kurduğunuz zaman boş bir şey gelecek, bir anlamı olmayacak. Elle eklemeniz gerekiyor. Bu ama biraz daha işte cluster'ları, pod'ları, node'ları track edebilen bir yapıyı sizin için kuracaktır. Orada içiniz rahat olabilir. Peki bunları nasıl visualize edebiliriz? Prometheus'un kendi query ekranı var bu arada. Orada query yani sorgu atıp bazı grafiklere bakabilirsiniz. Ama çok primitif, çok gelişmiş özellikleri yok. Ama burada Grafana'yı size öneriyorum. Grafana zaten bu tarz yapılarda artık de facto olmuş. Grafana'nın mantığında şu vardır. Source belirlersiniz. Source'daki datayı kendi tarafına alır. İstediğiniz şekilde grafik üretebilirsiniz. Şurada gördüğünüz Kubernetes Capacity Planning zaten operatörü kurduğum için ön tanımlı olarak gelen grafiklerden bir tanesi. Bileşenlerden Alert Manager'ın biraz üzerinde durmak istiyorum. Burası önemli çünkü sizin Alert Manager aslında sizin gözünüz oluyor. Yani siz uyurken sisteme bakan kişi bu. Prometheus'u kullanıyorsanız. Birinci örnekte mesela şu, eğer bir instance 5 dakikadan fazla sürede unreachable'sa size bir tane alert gönderiyor. Burada notification nereye gittiği burada değil, o ayrı bir config'de oluyor. Ama burada bir rule var, en azından alert kısmında bu listede görürsünüz. Bir instance var, detayları var, 5 dakikadır erişemiyoruz buna. İkinci kısımda da eğer bir microservice kullanıyorsunuz, requestlerin ortalama latency'si yani gecikme süresi 1 saniyenin üzerinde ise yine alert gönder. Bu da önemli. Eğer müşterilerinizle bir kontrakt yapıyorsanız, SLA diyoruz biz ona. Kontrakt yapıyorsanız ve bu zamanlar gerçekten önemliyse bunun ortalamasını tutturabiliyor olmanız lazım. Bir müşteri size gelip ya ben bir sorgu attım, 3 saniye sürüyor ortalama. Bununla karşılaşmamak için bu tarz alert manager'da rule'lar yazabilirsiniz. Şimdi doğası gereği birden fazla Kubernetes cluster kullanabilirsiniz. Bu çok doğal ama peki ne olacak? Yani monitoring, visualization ne olacak bunlar? Her birini ayrı ayrı kurabilirsiniz, bakabilirsiniz ama bunu hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Prometheus'ta Federation denen bir kavram var. Federation şudur. Kubernetes cluster'larınıza yine Prometheus'ları kuruyorsunuz. Zaten ondan kaçış yok. Exporter'lar hepsinde var. Ama şunu diyebiliyorsunuz. Bir tane merkezi Prometheus'unuz var. Prometheus'lar diğer Kubernetes cluster'larını tanıyıp metrikleri onlardan toplayıp kendi DB'sinde toplayabiliyor. Dolayısıyla Grafana'ya sadece merkezi Prometheus'un database'ini, URL'sini verebiliyorsunuz. Bir tane örnek. Bilmeleme de sağlayabiliyor mu Grafana? Nasıl? Şu cluster için dataları getirebiliyor musun mesela Grafana? Grafana tabii. Yani o database'i bağlıyorsunuz ama şöyle bir şey. Database'i bağlıyorsunuz, filtrelemeyi ön yüzde yapmanız gerekiyor. Grafana ekranında yapmanız gerekiyor. Ama database'de de bazı şeyleri filtreleyip getirsin istiyorsanız onu job config'inde yapabiliyorsunuz. Mesela bakarsanız şuradaki filtreler sadece şu ayarlara match eden dataları getir diyebiliyorsunuz.
Mesela Kubernetes, eğer 2-3 tane cluster'ınız varsa Kubernetes size yaklaşık 100 binin üzerinde data üretecektir 30 saniye içinde. Çünkü bir sürü yerden data topluyor. Container'lardan topluyor, işte diskten topluyor, işte diskler dolmak üzerine bir sürü data topladığı için 100 bin tane data görürseniz şaşırmayın. Ama şunu diyebilirsiniz, ya ben bunlara ihtiyacım yok, şunları çıkarmak istiyorum. Hatta ben şu job'lara şu tagleri veriyorum, sadece bunları getir deyip, filtreleyip performansınızı arttırabilirsiniz. Böyle bir seçeneğiniz var. Şöyle bir şey soracağım. Ben şimdi bir de Prometheus'u kullanıyorum da exporter'ları var ya. Hı-hı. VM içine kurarak onu da exporter'dan evet. Alıyorum. Ya da değişik Apache, Open Engine vesaire kullanıyorum ama şey denemediğim için hiç merak edip okumadım. Şu an merak ediyorum. Böyle bir yapıdan, yani Node Exporter gibi bir şey makineye kurmuyorsunuz. Bu, yok, yani, kuruluyor. Yani yine Prometheus exporter'lar bütün cluster'larda var. Cluster bazında ama değil mi? Şey değil, pod veya böyle bilmiyorum o kadar giremedim. Şimdi şöyle, Kubernetes kurulumunu yaptığınız zaman, ondan da bahsedeyim. Kubernetes kurulumunu yaptığınız zaman mesela diyelim ki 10 nodluk bir Kubernetes cluster'ı kurdunuz ya. Prometheus kurulumu yapıldığı zaman zaten daemon set denen bir kavram var. Daemon set ne yapar? Kaç tane nodunuz var? Bir o daemon seti yarattığınız zaman onun amacı şudur. Bütün nodlara o agent'i sizin için kurar. 10 nodunuz varsa onunla da kurar. Noda kurdum ama üzerinde çalışan podlar. Onları mesela evet. Onları da mesela cAdvisor biliyorsunuzdur zaten. cAdvisor'ı kullanarak, farklı teknolojileri kullanarak ön tanımlı olarak podla ilgili aklınıza gelebilecek her şey, yani içinde bandwidth de dahil olmak üzere bu dataları toplayabiliyor. İçine kurmuyordur yani. Yok yok. Diğer yok. Yok yok. Yani her şey şeyin üzerinde, nodun üzerinde, üzerinde olan Docker'la ilgili olan container, pod, deployment, evet. Her şeyi toplayabiliyor. Aynen. Bir de bu arada Thanos diye bir şey var. Ben evet. Baktım bu Federation'ı kullandım. İki tane şeyim var da yani biraz böyle ilginç bir şekilde federate diyeyim diğer farklı data center'daki şeyi çekerken bir zaman aşımı gibi bir şey var. Evet. Çekememe gibi bir şey oldu. Evet. Karşılaştığınız bir konteks bir şey işte. O olması, evet onu biliyorum. Olması çok normal ama Prometheus Federation yazan elemanlar zaten şunu diyor. Federation yapıyorsanız özet data dönün. Yani Kubernetes'i ön tanımlı olarak her şeyi toplamaya çalışırsanız az önce dediğim 100 bin metrik demek. Bu da yavaşlatacaktır ama bu adamlar için bir issue değil. Çünkü diyor ki özet data. Biz o yüzden ne yaptık? Filtrelemeye gittik. Yani filtreleme yaptığımız için de çok az data dönüyor bize. Dolayısıyla o şekilde çözdük. Biz yani teknoloji seçimini yaparken genelde şuna bakıyoruz. Daha önce bizim gibi yapıp 100 kez olan var mı? Mesela Prometheus'ta DigitalOcean'ın işte Scaling to Millions of Machines diye bir şeyi var, konuşması var. O adamlar milyonlarca makineyi takip edebiliyorlar. Ama özet data olmak şartıyla. Çünkü tool'larını araştırdığınız zaman zaten Prometheus'un öne çıktığı alan yeni nesil bulut, container bazlı teknolojilerle onlara özel yazılmış bir tip. Yani aslında gibi, içime gibi şeyler daha VM bazlı ve biraz daha şey yapılır ama cloud bazlı dediğin zaman Prometheus çok net öne çıkıyor. O yüzden ileride güzel bir çözümleri vardır. Ben güvenlik kullanmadım. Çok basit bir product denedim falan ama o yüzden ilerlediğinde göreceğim muhtemelen. Sonrasında teşekkür ederim. Şimdi buraya kadar anlattığım şey aslında bize bunu yaptırdı. Yani bu bir, bizde bir cluster'ın, Hazelcast'in detay sayfası. Yani çok basit bir şey gözükebilir ama arka tarafta aslında şuradaki metrikler tamamen Prometheus'tan geliyor. Yani sadece Kubernetes'ten data toplamıyoruz. Biz Hazelcast cluster'ın üzerinden de metrikler topluyoruz. Onlar için custom exporter yazıyoruz yani. Exporter'lar olduğu için Prometheus bütün dataları topluyor. Bizim burada yaptığımız tek şey arada bir abstraction var ve arka taraftan Prometheus'a belli query'li yani şu cluster ID'si şu olanın bana memory grafiğini, client count'unu, işte throughput'unu falan filan getir. Onları Prometheus'tan alabiliyoruz. Şimdi burası sadece 5 dakikalık bir data. Size şöyle bir önerim olur. Eğer böyle işte son bir senenin datası, son 3 ayın datası falan istiyorsanız onu Prometheus'a kesinlikle yapmayın. Tavsiyem değil çünkü Prometheus'ta retention period denen bir kavram var. Orada tuttuğunuz data ne kadar uzarsa performans çok kötü olacaktır. Yani bir senelik data tutarsanız ve bana şunu getir derseniz query'de o bayağı uzun sürecektir. Şöyle bir tavsiyem olabilir. Prometheus'ta connector denen bir kavram var. Prometheus'a gelen datayı aynı zamanda mesela Cassandra'ya senkronize edebilirsiniz. Gelen data Cassandra'ya da gitsin. Siz bu arayüzü Cassandra'dan da besleyebilirsiniz. Benim burada amacım real time'lık olduğu için öyle bir amacım ihtiyacım olmadı. Ama kesinlikle o integration tarafına bakın derim. Kafka'ya gönderebiliyor, işte Cassandra'ya başka database'lere gönderebiliyor. Orayı inceleyebilirsiniz.
Şimdi buraya kadar yaptığımız yapı aslında dışarıya daha açmadık. Dışarıya açarken nasıl bir şey yapmamız gerekiyor? Yine size müşterilerde gördüğüm bir pratikten bahsedeyim. Yani daha doğrusu bad pratikten bahsedeyim. Burada biz cloud'dan bahsediyoruz değil mi? Muhtemelen yani on-premise'de kurduğunuz ayrı bir teknolojileri var. Mesela load balancer ne olacak? F5 mi? İşte Metal Beam mi? Ayrı konu oralar. Ama muhtemelen bir şeyleri deniyorsanız ya Minikube'dür ya da işte Google Cloud, AWS oralardan bir şeyleri deniyorsunuzdur. Genelde şu olur. Deployment yaparsınız, bir de servis yaratırsınız. Örneklerin çoğunda da load balancer'dır. Şimdi siz 100 tane mikroservis yaptınız. 100'üne de load balancer servisi açarsanız o size ay sonunda çok devasa bir faturayı getirebilir. Çünkü load balancer ucuz bir teknoloji değil cloud'da. Dolayısıyla siz burada mesela böyle bir yapıyı nasıl daha iyi hale getirebilirsiniz? Kubernetes'te Nginx Ingress denen bir kavram var. Bu size şunu sağlıyor. Bir cluster'ınız varsa bunun içinde bir Nginx Ingress kurulumu yapılıyor. Bu gidiyor mesela ilk önce bakıyor. Ben neredeyim şu anda? AWS'deyim. Ha tamam. O zaman gideyim kendime bir tane ELB yaratayım diyor ve bir tane yaratıyor sizin için. Siz onunla uğraşmıyorsunuz. Ingress'i silerseniz sizin için ELB'yi de siler. Bunu yaptınız. Tamam, bir load balancer açıldı. Peki bu ne olacak? Kullanıcıya o çirkin URL'yi verecek halim yok. Root 50, yani yine AWS'de olduğum için Google Cloud'da farklı bir şey kullanırsınız. Ya da Cloudflare kullanıyorsunuz, oradan da point edebilirsiniz. Root 53'te bir kayıt açıp CNAME olarak load balancer'ı verdiniz. Burada sizin işiniz bitiyor. Bir domain akabinde bir ELB CNAME ile bağlandı. Artık gelen requestler, istekler Kubernetes cluster'ına gidebilir durumda. Ama peki request'in ayrıştırması nasıl oluyor? Mesela a.com/a dedim, b dedim. Bunlar hangi servise gideceğini nereden biliyorum? O zaman da devreye ingress rule giriyor zaten. Ingress rule'un yaptığı şey şudur. Siz Nginx ingress'i kurduğunuz zaman load balancer'ı açtıktan sonra size aslında tipik bir tane Nginx server'ı kuruyor içeride. Bakarsanız içinde de config var. Nginx conf. Ingress rule oluşturdunuz ya. Oluşturduğunuz zaman Nginx ingress'in görevi şudur. Ingress rule'u oluşturduğunda eventlerden onu alıp kendi conf'unu populate eder. Bu kadar. Nginx'te reverse proxy kavramını duymuşsunuzdur zaten. Gelen request nereye gidecek? Bunun yaptığı şey bir rule eklediniz. Slash a buraya gitsin. O hemen otomatik olarak arkada Nginx conf'un conf'un içine slash a şu servise gitsin diyor ve otomatik olarak refresh ediyor kendini. Dolayısıyla bir load balancer, ya bir load balancer'da kastım şu, tek bir tane load balancer değil, üçlü de yapabilirsiniz ama orada amacım AWS'ye bir tane load balancer yarat demesi sadece. O kendi autoscaling grubu içinde olabilir çünkü biri kapandığında diğeri devreye girsin falan gibisinden. Bu bir tane örnek ingress rule'u. Burada ne diyorum? Example.com domainine bir, tabii bunu root 53'te tanımladım. Oradan load balancer'a point ettim CNAME'le. Onu zaten söylemiyorum. Slash product'la geldiğiniz zaman arkada product servisin 80-80'ine girsin. Şimdi bu nereden geliyor diyorsanız tahmin edebilirsiniz. Zaten Kubernetes'te service discovery kavramı var. Servislerin adları aslında onların imzası oluyor. Uzun URL'ler girmiyorsunuz. Yani öyle bir şey yapıyorsanız kötü bir şeydir. Çünkü internete çıkıp tekrardan girmeniz demek. Öyle bir şey yapmayın sakın. Son şekle baktığınız zaman da gelen request domain provider'dan işte load balancer'a geliyor. Load balancer aslında Nginx Ingress'in yarattığı bir obje. Product servise, user servisi Nginx Ingress'in oluşturduğu konfigleri zaten kendileri hallediyor. Şimdi genelde bir uygulamayı dışarıya açtığınız zaman security'den dolayı ya da başka config marketing şeyleri olabilir. Bunlardan dolayı o Nginx'in konfigürasyonunu yapma ihtiyacı duyuyorsunuz ya. Bunları yapmadan önce kesinlikle Nginx Ingress Annotation sayfasına bakın. Çünkü orada birçok şeyi annotation'la yapıyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Sizin siteyi başka herhangi bir iframe içine koyamazsın. Iframe'i deny edebileceğiniz bir config var değil mi Nginx'te? Bunu annotation'la yapabiliyorsunuz. Yani kendi GitHub sayfalarında var. Yani kompleks şeyleri yazmak yerine sadece annotation'ı değiştirip deployment update ederseniz sizin için o ayarı Nginx config'te yapacaktır. Şimdi Kubernetes cluster'ımızı izole ettik. Deployment'ını yaptık. Dışarıya da açmış durumdayız. Şu anda birkaç deployment yapmayı bekliyor. Öyle diyebiliriz. Mikroservis kullanıyoruz değil mi? Geçenki hakkında padler üzerinden anlattınız da şey de oluyor mesela grafana.example.com tarzı da oluyor. Onlar nasıl oluyor? Yani regex kısmını denemedim ama o full URL'leri de girebilirsiniz buraya. Direkt pad kısmı. Ya şöyle yapabilirsin. Bir kere graf mesela servicename.example.com şeklinde girebilirsiniz. Yani o şu ingress rule'un içinde bir sürü detaylı girebiliyorsunuz. Ama regex kısmının çok fazla desteği olmadığını biliyorum. Ama bizde
O case genelde olmuyor çünkü şey yapıyoruz biz. Yine Route 53'te falan tanımlı. Sorgu giderken direkt olarak servise veriyoruz. Ama o subdomain'e göre ayrıştırsın, onu bir incelemem gerekiyor yani. Onu, çünkü regex kısmını o kadar detaylı yapmadım. Genelde şey olur zaten. Bir, tabii development, işte dev ortamı staging var. Onlar bizde VPN içinde. VPN içindeyseniz genelde böyle işte bilmem ne example.com değil de sizin içeride kullandığınız bir URL'yi bile verebilirsiniz. Yani diğerinden ayrıştırmak amacıyla. Çünkü bu tarz sistemlere bir saldırı falan olduğunda, subdomain'i her şey araştırıldığında, Grafana dışarıda olursa o biraz şey olabilir, kötü olabilir. Şimdi Kubernetes kullanıyorsanız ve mikroservis kullanıyorsanız, şimdi mikroservisi şöyle diyebilirim. Eğer düzgün yaptıysanız gayet işinizi çözebilir. Ama bir şeyleri kitabına göre yapmıyorsanız mikroservis gerçekten başınızın belası olabilir. Onu söyleyeyim. Şimdi geçmiş şirketlerde şöyle bir şey vardı. Bir product'ın, yani bir ürün, bir sayfanın başlığını değiştirdiğimizde 45 dakika bekliyorduk release olması için. Yani bu dediğim çok uzak bir zaman değil, 2013 senesi. Ama mikroservis mimariye geçtik değil mi? Artık o devasa uygulamaları küçük parçalara ayırıp onları release edebiliyorduk değil mi? Çok basit gözüküyor. Ama aslında ilk yaptığınızda buna dönüşüyor. Yani bunu söyleyebilirim. Çünkü şunu ayırayım, bunu ayırayım, buna bu kadar memory vereyim, ya bu çatlamasın, buna 5 GB vereyim falan yaptığınız zaman, bir de işte monitoring falan o tarzda uygulamadığınızda iş artık yönetilemez hale geliyor. Bu olaya düşmemek için aslında sadece mikroservis mimari adı sizin işinizi çözmeyecektir. Bundan emin olun. Bazı best pratikleri uygulamanız gerekiyor. Yani mikroservisin de şöyle bir yani kötü yanı var. Ortada çok fazla makale dolanıyor ama production'daki millet nasıl, bunu nasıl yapıyor gerçekten de hep böyle parça parça kaynaklar var. Yani çok fazla yere bakıp birleştirmeniz gerekiyor bunu. Ya da şirkette bir iki ay boyunca bununla uğraşmanız gerekiyor. Şöyle yapıyordum, olmuyor falan gibisinden. Şimdi öncelik şuradan başlayabilirsin. Şimdi mikroservisler aslında insan gibidir. Yani 100 tane mikroserviz varsa bir toplum, 100 kişi var içeride. Aralarında konuşmaları için güzel bir dil olması lazım. İletişimi çok sağlam olması lazım. Bu zamanda size REST'i önerebilirim. Yani gidip de işte SOAP kullanın demem size. Şimdi REST dediğimiz zaman da aslında bunun da bir şeyi var, kuralları var. Leonard Richardson dediğimiz bir arkadaş Maturity Model diye bir kavram ortaya atmıştı. Burada 4 tane level'dan bahsediyor. Birincisi bu POX dediğimiz level 0, 0. Bunu SOAP servisi olarak düşünebilirsiniz. Tek bir tane endpointiniz var. Ne yapacaksanız XML envelope'un içinde gönderip orada yaptırıyorsunuz. Bu birinci. Bunu zaten buradan başlıyorsanız olmadı zaten mikroservis. Level 1'de artık şey var. URL'ler var. Değişik URL'ler var. Ama bu sefer de şöyle bir şey oluyor. Her şeyde post request kullanıyor. Ya da her şeyde get request kullanıyor. Bir ürünü sileceğim. Get request atıyorum. Siliyorum. Böyle bir yapıyı istemeyebilirsiniz. Level 2 dediğimizde artık HTTP verb'ler giriyor. Bu ne anlama geliyor? Artık yani gerçekten konuşuyorum diyebiliyorsunuz. Yani şöyle düşünün, 100 kişi var, bir şey yapacaksın, X diyorum mesela. Başka bir şey yapacağım, ona da X diyorum. Yani her şeyle get yapmakla olmuyor. Level 2'de artık verb'ler giriyor. Yani gerçekten konuşmaya başlıyorum. Yani bir URL var, şu tahtayı sileceğim. Yani silmek için delete request yapmanız gerekiyor. Ya da bir şey yaratıyorsanız post request'i. Bir şeyin detayına bakmak istiyorsanız get, bir şeyi kısmi olarak update etmek istiyorsanız user'ın surname'ini değiştirdim. Bunu patch request, partial update ya da datanın tamamını başka bir şeyle değiştirmek istiyorsanız da bu sefer put request. Şimdi bunlara niye önem veriyoruz? Eğer böyle bir dizaynla REST API yaparsanız buna client kodunu yazmak çok daha basit olacaktır. Yani bunu otomatik yapan tool'lar çok rahat bir şekilde halledebiliyor. Ha, bir şeyi delete varsa bir şeyi siliyor diyebiliyor. Onun da bir üstünde level 3 dediğimiz hypermetric control. Burada artık API'den gelen response'ların içinde artık linkler oluyor. Sizin için ekstra hazırlanmış. Ne olabilir? Bana user'ın detayını ver. Geliyor. Altta user'ın yorumları için, makaleleri için ekstra linkler de geliyor. Dolayısıyla siz web için, mobil için ayrıyetten bir URL generate etme işiyle uğraşmıyorsunuz. Yani bu detaydan gidebileceğin şu kadar yer var. Tıkla git ya da al işte parse edip öyle git. Bu çok iyi bir seviye. Bunu yaparsanız zaten mikroservisi kullanırken bayağı bir rahatlarsınız. Tabii Java, .NET de bilmiyorum ama Java Spring kullandığınızda bunların hazır kütüphaneleri de var. Çok rahat bir şekilde o linkleri falan verebiliyorsunuz. Şimdi 100 tane servisiniz var değil mi? 100 tane servisiniz. Hepsi de HTTP, REST'ten bahsettik. Peki bunlar birbirleri arasında nasıl haberleşecekler? Yani bağlantıyı nasıl başlatacak?
Java kullanıyorsanız REST template ya da başka bir diğerine de REST HTTP client kütüphaneleri. Şimdi onların hepsini sıfırdan yazmaktansa şöyle bir şey yapabilirsiniz. Swagger zaten birçok teknolojide var. Bu Fain Client dediğimiz yapı, bir interface tanımlıyorsunuz kendinize. Şurada dediğimiz users, Kubernetes içindeyseniz zaten users'ın hangi servis olduğunu biliyor. Bu interface'in bir tane metodu, imzası aslında sizin için bir client code görevi görüyor. Yani bunun get request ile gittiği, şu pet'e gittiği ve şu servis üzerinde şu pet'e get request'i gönderdiği parametre, URL parametresinde user ID diye bir şey koyabildiğini biliyor. Böyle bir yapı kullanabilirsiniz, bakabilirsiniz Fain Client'a. Diğer bir yapı da Swagger kullanabilirsiniz. Mesela mikroservisiniz var, Swagger'ı enable ettiniz. Siz bu Swagger'ı enable ettiğiniz zaman siz iki tane URL'ye sahip olacaksınız. Birincisi Swagger'ın dokümantasyon URL'si. Görmüşsünüzdür renkli renkli, kırmızı yeşil, pet, Swagger pet şeyi. İkincisi de API'nin spekleri. Yani API docs'a gittiğiniz zaman İçeride böyle JSON'sı formatta bir data göreceksiniz. URL hangi parametreleri aldı, hangi exception'ları dönüyor gibisinden. İkinci yerle ilgileniyor olacağız şimdi. Swagger'ın bir de Swagger CodeGen diye bir kütüphanesi var içinde. Bir jar dosyası. Bu jar dosyasını generate fonksiyonuyla diyorsunuz ki şu spec URL'm budur, mikroservisin URL'si. Spring için bir client code generate et ve şu folder'a koy. Bu kadar basit. Bu mesela bunu bir continuous integration'a koyduğunuzda ne yaparsınız? Microservice'de bir feature geliştirdiniz. Daha experimental bir branch'tesiniz şu anda. Non-prod yani dev ortamına deploy ettiniz. Şunu yapabilirsiniz. Jenkins bunu deploy ettikten sonra başka bir job tetikleyip oradaki spec'i parametre olarak verip client kodu generate edip bir tane artifactory'e koyabilir. Ya da .NET'te böyle yapılabiliyor mu bilmiyorum. Yaptığını varsayarsak NuGet'e falan koyabiliyorsunuz. Nereyi kullanıyorsunuz artık? Ya bu şu anlama geliyor. Bir servisi deploy ediyorsanız kodu da hazır bir şekilde size hazır oluyor. Yani müşteriye o şekilde verebilirsiniz. Tabii non-prod'dakini snapshot, prod'dakini de stable olarak şeyle taglemeyi de unutmayın yani. Bu mikroservisin genel anlamda yani Kubernetes'de olsanız da olmasanız da zaten birkaç yapmanız gereken pratiklerdendi. Peki Kubernetes'e nasıl giriyoruz yavaş yavaş? Burada bir tane Golang projesi. Hani hep Java'dan örnek verdim. Golang'den vereyim. Golang projesinde genelde şöyle bir yapı. Projenizin olduğu yerler var. İçinde muhtemelen Jenkins file vardır, Docker file vardır, build Docker imajı üretmek için. Bir de Kubernetes'in kontekstinin olduğu ayrı bir folder. Benim asıl logiğim de burada duruyor, application'ın altında. Şimdi bu dosyaların içinde neler var? Onlara bir bakalım. Deployment dediğimiz bizim, şimdi Kubernetes'te minimum deploy edilebilir objeyi biz pod diyoruz. Şimdi pod'u tek başına deploy ettiğiniz zaman onun yapabileceği, yani biraz daha başıboş dolaşan bir obje gibi gözükür. Ama bu objeyi scale etmek istiyorsanız, yani başka bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız, bunun da iki üstünde olan, yani pod en alttakidir, replica set, üzerine de deployment gelir. Deployment aslında sizin her şey, ihtiyacınız olan her şeyi yapabilecek kapasitede olan bir obje. Nedir peki bu? Diyorum ki mesela bu örnekte bu deployment şu imajı kullanacak. 3000. porttan hizmet verecek. Environment değişkeninde de Mongo'nun hostu var. 3 tane instance'ı olacak. Bunları söyleyebiliyorsunuz. Deploy ettiğiniz zaman bu deployment objesinin görevi size deploy olduğu ortamda minimum 3 tane üyeyi ayakta tutmaktır. Ve imaj olarak da şu imajı kullanır. Peki bu kapalı kutu ama dışarıdan erişme ihtimaliniz yok. Lokalden erişeyim diyorsanız port forward yapabilirsiniz. Ama dışarıya açmak istiyorsanız servis olarak açıyorsunuz. Şimdi benim örneğimde bile load balancer var. Ama Nginx ingress rule'unda bunlar node port ya da başka bir yapıya dönüşebiliyor. Burada da şunu diyorum. Servis olarak dışarıya açtım. Servisler seçicilerle çalışır. Bir önceki örnekte şurada label'larda event app'i görüyorsunuz. Burada da name event app. Burada app event app var. Şurada da diyorsunuz ki bu servis aslında kendisine gelen request arkada selector olarak application key'i event app value'suna sahip olan deployment'a gönder diyebiliyorsunuz. Dışarıya 80 ile hizmet verip aslında arka tarafta 3000'e de gönderebiliyor. Şimdi peki bu deployment'ları nasıl yapıyoruz? O da başka bir soru. Kubecity'ye kullanıyorsunuz zaten. Diyelim ki lokalinizden yapıyorsunuz deployment'ını. Projeyi kullanladınız, içeri girdiniz. Kubectl apply, sadece Kubernetes klasörünü verdiğiniz zaman altında ne kadar definition varsa hepsini apply ediyor. Yani sizin için Kubernetes'i deploy ediyor.
Confidential data olabilir. Mesela database şifresi ya da başka şeyler. API key falan olabilir. Bunları tabii orada environment variable key value olarak tutmayın kesinlikle. Kubernetes'te secret denen kavram var. Burada ne yapıyorum? Product service diye bir secret yaratıyorum. Bir cüzdan gibi düşünebilirsiniz. Cüzdanın bir cebinde DB password var. Değeri de DB password. Şunun nereden geliyor? Mesela Jenkins'te deploy ediyorsanız Jenkins'in credential'larından alıp oradan veriyorsunuz. Ya da AWS kullanıyorsanız parameter store'da, system manager'da tutuyorsunuz, oradan alıyorsunuz. Bu sefer bu hale çevrilmiş oluyor. Yani önceden key value varken şu anda da name spring data source password value from deyip secret bu cüzdanın içinden DB password cebinden alın diyorsunuz. Bu kadar basit. Peki deployment'ını nasıl yapıyoruz? Yani bir şey geliyor chat diye deployment mı ediyoruz? Ona bakalım. Çok kolay anlamıyla mesela bir değişiklik gönderdiniz. Build test deploy deyip aslında herhangi bir hedefe gönderebilirsiniz değil mi? Bu bir Jenkins file. Jenkins file, bu arada bu yapıda her şeyinizi as a code olarak tutmanızı tavsiye ediyorum. Ki mesela bir yerden başka bir yere geçtiniz ya da bir ortamın kopyasını almak istiyorsunuz. Siz Jenkins'te jobları elle konfigür ettiyseniz bir sonraki yere geçtiniz, hadi bir daha orada konfigür edeyim diyebilirsiniz. Ona düşmemek için Jenkins file zaten projenin içindeydi. Burada ne yapıyorum? Projeyi klonluyorum. Ondan sonra Gradle'la build ediyorum, test ediyorum, deploy ediyorum. Ve bir şey varsa da hata ya da success onu da Slack'e gönderiyorum. Şimdi burada aslında saklı bir özellik var. Yani ekibinizde mesela diyelim ki bir deployment yapıyorsunuz ama deployment nereye gittiği belli olmayabiliyor. Ya da kimse ilgilenmiyor olabilir. Ama böyle yapmak yerine eğer buradaki notifikasyonları Slack'e gönderirseniz yani bu aslında proaktif bir development'tır. Bir hata olduğunda herhangi bir team member bir hata olmuş burada ne olmuş onu gidip bakıp düzeltmesi gerekiyor. Yani bir eleman var sadece buna bakıyor, öyle bir kavram yok. Önceden işte ops'çular vardı, onlar hep öyle bir kavram da kalmadı artık. Buraya giriyorsanız bunları göz önüne almanız gerekiyor. Herhangi birinin bu işi yapabiliyor olması lazım. Slack'te böyle notifikasyonlar gelir. Başarılı olduğunda isterseniz tıklarsınız, unit test raporlarına bakarsınız, size kalmış. Hata olduğunda da niye hata olmuş diye gidip bakıp düzeltmeniz o takımı aslında kendi başına yönetilebilir bir takıma sahip olmuş oluyorsunuz. Şimdi deployment'da bir imajlarda bahsettik ama imajı kim pişiriyor? Image Baker diyoruz biz ona. Aslında build ediyorum Docker imajını, tagliyorum ve register'ı neyse ona pushluyorum. Bu kadar basit. Biz mesela Qui.io kullanıyoruz. Siz başka bir yapı kullanıyorsunuz. Docker'ın private olanı ya da Amazon'da Azure kullanıyorsunuzdur. Siz imajı pişirip önceden göndermeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra da apply dediğiniz zaman zaten o hazır imajı kullanıyor olacak. Bu ilk söylediğim çok basit anlamıyla yeni başladınız, laptop'tan deployment yaptınız, bundan ibaret. Ama canlı ile uğraşıyorsanız eğer şunları göreceksiniz zaten. Laptop'tan bile deploy ettiğiniz zaman rolling update default ön tanımlı olan deployment çeşididir. Yani ne anlama geliyor? 3 üyeniz var, deploy olurken birini deploy eder, kapatır, ikincisi deploy eder, kapatır. Yani sıralı yapar. Hepsini bir anda kapatıp deployment yapmaz. Bu zaten single point of failure demek. O sayıyı bile belirleyebiliyorsunuz. 10 tane şey var. Instance'ınız var. Aynı anda maksimum %25'i unavailable olsun derseniz hiçbir zaman 5 podu kapatıp 5 tanesi ayakta durmaz. En az 7 tanesi, 8 tanesi ayakta durmak zorundadır deployment'ı yaparken. O ayarları verebiliyorsunuz. Canary deployment dediğimiz şey de bu Canary zaten yeni bir feature çıkıyorsanız çok sık da kullandığımız bir özellik. Canary deployment'larda şu yapılır. Bir örnek üzerinden anlatayım size. Mesela bir beta feature çıktınız. Sadece belli kişilere çıksın istiyorsunuz. Ve şunu şu şekilde sağlayabilirsiniz. Bu production'da çalışan bir deployment'ım. 3 tane replikası var. Ve imajın versiyonunda 1. Yeni feature'ı geliştirdin, dev'de test ettin, staging'de test ettin. Performans sıkıntı yok, exception gelmiyor, güzel. Sonra çıktın. İkinci deployment'la birinci deployment arasındaki tek fark sadece deployment'ın adı. Canary App, pardon. Birincisi Prod App. İkincisi Canary App. Fark ettiyseniz birincisinde 3 tane replika var, ikincisinde 1 tane var. İkincisinin imajı da 2.0. Şimdi üçüncü adım olarak baktığınız zaman burayı bir servise bağlı olmuş olması gerekiyor değil mi? Fark ettiyseniz burada label'lar ikisi de aynı. Şu anlama geliyor. Bir servis var. Önceden gelen request 3 tane instance'a gidiyordu. Şimdi yeni bir tane geldi. Onun seçicisi de aynı. 3 tanesi buna giderken bir tanesi buna gidiyor. Yani %75 trafik eskisine, %1'i, %25'i de
Yenisine geliyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra log tool'larını inceliyorsunuz, monitoring tool'larına bakıyorsunuz, alertler geliyor mu gelmiyor mu diye. Bir hafta boyunca böyle baktınız ya da bir gün olabilir, abartmayayım. Bir gün baktınız, baktınız hiçbir sıkıntı yok. Tamam, o zaman ben bunu 2 yapayım dersiniz. 2'ye 2 yaparsınız. %50 trafik, %50 trafik. %75, %25 gelir. Sonra en sonunda şu hali almak zorunda. Bakarsanız ProDAP, Replica 3 ve şuraya baktığınızda imaj artık 2.0 olmuş halde. İteratif yaparsanız büyük bir problem olduğunda geri olması daha kolay olur. Çünkü en azından müşterilerinin %25'i etkilenmiş olur. Bluegreen tamamen, yani içlerinin en pahalı olan çözüm bu arada. Çünkü var olan stack'i kopyalamanız gerekiyor. Çalışan bir sistem var, kopyalıyorsunuz yeni bir sistem, yeni feature var. Bir sürü denemeler yapıyorsunuz ve belli bir şeyden sonra anahtarı diğer tarafa çekiyorsunuz. Yaptığınız mantık bu. Her zaman bir Bluegreen versiyonu vardır. Çalışan green, blue var. Test ettiniz. Şey yaptıktan sonra switch ediyorsunuz. Artık blue'lar green, green'le blue green olmuş oluyor o aşamadan sonra. Şimdi bu zamana kadar hep bir şeylerden bahsettik. Log'lara bakıyoruz, log tool'larımız var dedik ama bunlar nasıl oluyor? Şimdi Kubernetes aslında bu log'ların çok basit olmasının sebebi Kubernetes'in sağladığı bazı faydalar. Bir tane tipik bir uygulamanın output logu. Artık böyle file'e yazayım, şuraya yazayım o dönemler bitti. Yani onu kullanmamanız gerekiyor. Loglama dediğiniz zaman da Kubernetes'te iki tip loglama var. Popüler olan. Bir tanesi node level logging, ikisi de cluster level logging. Birincisinde şöyle bir şey oluyor. Sizin podunuz mesela, container'ınız devamlı bir data üretiyor değil mi? Bu datayı bir tane file log dosyasına yazıp onu da aynı zamanda log rotate yapabilirsiniz. Nodun üzerinde size kalmış. İkinci aşamada ise şöyle bir şey. Output logunuz yazılıyor. Bu bir loga da basabilirsiniz dosyaya ya da output loguna da gelebilir. Output bütün loglar. Artık bu yapıda her nodda bir tane logging agent var. Mesela duymuşsunuzdur Logstash, işte Fluent diye falan duymuşsunuzdur bunları. Bunların görevi şudur. Sizin container output'taki logları alıp mesela Logstash'e gönderip Logstash onları kendi yapısına uydurarak destination'a gönderir. Logging backend ne olabilir? Elasticsearch kullanıyorsunuz. LK olabilir, Logly olabilir, Logzio olabilir, Humio olabilir, Splunk olabilir. Bir sürü teknoloji var. Bunlara gönderebilirsiniz. Peki, open source tabii kullanabildiğiniz Greylog, LK falan bunları kullanabilirsiniz. Şimdi bizim tarafta biz Humio kullanıyoruz. Bir tane örnek dashboard. Datalar geldikten sonra container name'ine göre bir grafik çizdirebiliyorsunuz. Yani bunun gibi bir sürü özellik var. Zaten bunları kullana kullana öğreniyorsunuz bazı şeylerini. Biz de mesela Humio kullandığımızda ki diğer tool'ların çoğunda da aynı. Free account açtıktan sonra size bir tane şey verir. Böyle bir, bu zaten public bir sertifikadır. Şuraya girmeniz gereken bir token vardır o arayüzden verdiği. Bunu yaptıktan sonra Fluent Bit daemon setini, agent'ını kurduktan sonra yani aslında şu Humio agent şu aslında. Bunu apply ediyorum. Bu bir daemon set. Bunu apply ettikten sonra artık o agentler nodlara dağılıp dataları Humio'ya göndermeye başlıyor. Şuraya Elasticsearch yazarsanız, Elasticsearch'un öğrencisini, bu yine data gönderecek. Fark eden bir şey yok. Şimdi monitoring'imiz var. Grafana da bakıyoruz, her şey güzel. Loglama da yapıyoruz, o da güzel. Loglamalara bu arada bütün tool'larda alert falan koyabilirsiniz. Mesela exception, bir dakikada gelen exception 5'i aşarsa alert gönder falan. Artık hepsinde bu özellikler var. Peki, uygulamanızın gerçekten içinde bir problem oldu. Mesela memory'de bir leak var, bir şey var. Bunu bu tarz tool'larda anlamanız biraz zor olabilir. Yine bir Java'dan örnek vereyim. Java'da mesela eğer Grafana kullanıyorsanız, Prometheus kullanıyorsanız şey tarafında Micrometer diye bir proje var. Bu Micrometer aslında şunu yapıyor. Sizin Java uygulamanızın yanına Prometheus'un anlayacağı şekilde metrikleri dışarıya açıyor. Bunlar JVM metriği var. İçinde bir sürü parametre var. Bunu açtığınız zaman Grafana tarafında bu dashboardları görüp uygulamanızın JVM metrikleri nedir? İşte başka bir sorunu var mı? Bunların her şeyini görebiliyorsunuz. Ondan bir örnek gösteririm size canlı. Burada ise APM tool'larında ise aslında bu grafiklerin, işte logların, metriklerin size yardımcı olamadığı tarafı da açıklığı bu kapatıyor. Yani emin olabilirsiniz bu taraftaki açıklar bayağı büyüyebiliyor. Bunları yapabilmeniz için zaten kullandığınız Nivrelik, AppDynamics, Dynatrace, Zipkin bu tarz şey, APM tool'larını kullanıp bunu yapabilirsiniz. Burada mesela bir örneği şuradan vereyim size Instana'dan. Instana'yı siz yine Kubernetes ortamında kurduğunuz zaman, Helm'le kurduğunuz zaman
sizde otomatik olarak infranın şeyini çıkartıyor, şemasını. Yani burada ben neredeyim? Amazon'dayım, şu region'dayım, işte bir Kubernetes cluster'ı üzerindeyim. Bu kere bu resmi size çıkartıyor. Bu resmi çıkarttıktan sonra mesela ikinci bir bakacağım yer ne olabilir? Service Mesh, değil mi? Bu çok önemli bir kavram. Service Mesh aslında hangi servisle nereye ne gönder, yani ne kadar trafik gönderiyor, bunları görebiliyorsunuz. Mesela bakarsanız şunlar çok yoğun bir şekilde gönderiyor. Hatta burada anlam var, bunu tanıyamamış. Ama genelde mesela Redis, MySQL falan bu tarz şeyler kullanırsanız onları otomatik algılayıp size buradan database'e sorgu gidiyor, şu kadar transaction var, bunları söyleyebiliyor. Bu bir tane örnek, mesela servisler arası kol oluyor ama bir yerde bir yoğunluk gördünüz, servise tıkladınız. Tıkladıktan sonra içindeki genel insight'ı size verir. Bu neydi mesela? Shop. Bu genel grafiği verir size. İçinde ne var mesela? Error rate'ini gösterir. Derinlemesine indiğiniz zaman şöyle bir şeyle karşılaşırsınız. Zaten bu tarz tool'lar size tracing'i de verir özel olarak. Mikroservis kullanıyorsanız tracing zaten önemli bir kavram. Request başladıktan gidene kadar 4-5 servise uğrayabilir. Nerelerden geçtiğini bilmek zorundasınız. Buraya geldiği zaman işte drill down edebiliyor. Mesela işte shop'tan product search'e geldi. Product search'ten de elastic search'e gitmeye çalıştı ama burada bir sıkıntı var. Buraya tıkladığınız zaman da o instance üzerindeki şeyleri, hani nerede sıkıntı olduğunu görebilirsiniz. Genelde size detayları verebiliyor. Mesela şöyle metrikler var. Redis'teki hit rate'in çok az. Muhtemelen yanlış olmayan bir key'i kullanıyorsun. Ona göre bir uygulamana bak. Yani silindiyse daha kullanma falan gibisinden. Bu tarz tool'ların genelde bir de sizin front-end uygulamanız varsa oraya da entegrasyonu oluyor. Yani back-end ile front-end'i birleştirip başka insight'lar da verebiliyor size. Bu da genel olarak yaptığı bir yapı. Mesela bu timeline olarak düşünün. Bir container memory usage'i critical. Bunları size gösterebiliyor. Gerektiğinde de işte PagerDuty, OpenShift, yani bu tarz yerlerde ticket açabiliyor size. Aslında anlatacaklarım bu kadar. Soru falan varsa onları cevaplayabilirim. Evet, şimdi sana Prometheus'tan mı alıyor bilgileri? Kendi agent'ı var, Java agent'ı var ama bağlanabildiği bir sürü source var. Sadece Instana değil, diğer tool'larda da aynı bu. Genelde Prometheus'u kaynak olarak kullanırlar ama yapmak istedikleri kendi agent'larını kurup, orada şeyi göstermedim örneği de, dashboard'tan agent'ları açıp kapatabiliyorsunuz, log seviyesini açabiliyorsunuz ne oluyor ne bitiyor diye. Ama genelde kendi agent'ları var. Container'ları inspect ederek, amaçları zaten şey değil, herkesin alabildiği datayı almak değil. Mesela Java'da çok derin metrikler verebiliyor, JVM insight'ları verebiliyor. Mesela Sysdig var, işte başka teknolojiler var. Bunlar operating system seviyesinde inspect edip, operating system seviyesinde sorgu atıp container içine onları gönderiyor. Yani aslında bir para alıyorlarsa o paranın bir şeyi var, yani amacı var. Neye göre mesela? Neye göre mesela Kubernetes'i mezosfere göre niye seçeyim diye mi diyorsun? Yoksa hani Docker Swarm olabilir diye mi? Ya neden cloud provider'ların tamam, şimdi bizim ürün doğası gereği itibariyle biz sadece bir cloud değil, birden fazla cloud'da çalışıyoruz. Çünkü müşteri bazıları Azure'da çalışabilir, bazıları GCP'de. Şu anda AWS'de başladık ama biz zaten amacımız sene sonuna kadar bütün cloud provider'lara dağılmak. Bir kere cloud provider seçimi yaparken sizin tamamen ihtiyacınıza göre olabilir. Birkaç senaryo söyleyeyim size. Var olan yapınız zaten Amazon'da mesela. Siz bir şeye başlayacaksınız. Kubernetes'i Amazon'da kurabilirsiniz. Niye diyorum? Latency çok düşük olsun diye. Bunu yapabilirsiniz. Ama hiç başlamadınız, daha Kubernetes kullanmadınız. O zaman şunu bakardım ben kendim olsam. Basitlik çok önemli burada. Bir de master'a para alıyor mu almıyor mu? O kritere de bakarsınız. Ben mesela ilk başladığımda işte 2,5-3 sene oldu. Google Cloud'unki en basit olan ekrandı. Google Cloud'a gidiyorsunuz, sadece bir ad yazıp enter'a bastığınızda size bir cluster yaratıyor. Eğer bir as a service veriyorsanız zaten tek cloud provider'a çakılıp kalayım onu yapamazsınız zaten. Müşterinin ihtiyacı olduğu için 3'üne de 4'üne de neyse yapmak zorundasınız. Ama hani control plane, data plane'den bahsettik ya, bizim cloud provider'lara dağıldığımız nokta data plane, müşterinin ihtiyacı olduğu için. Ama control plane bizim mikroservis olduğu için, biz şu anda Amazon'da başladığımız için Amazon. Ama kurulumu biz şeyle yapmadık. Mesela Amazon o zaman EKS yoktu. O tarafta şey kullandık biz.
COPS kullandık. COPS'u kullanmamızın sebebi de COPS zaten hali hazırda 3-4 senedir zaten production'da kullanılan bir teknoloji ve biz Kubernetes'i çok alt seviyede kullandığımız için bir as a manager olarak kullandığımız, AWS'nin kendi servisini kullandığınız zaman ben mesela bir patch çıkmak isteyeceğim ya da low level bir ayar değiştirmek istiyorum, onu yapamıyorum. O benim işime gelmiyor. Dolayısıyla biz COPS kullanıyoruz ama infra olarak AWS. Tabii sene sonuna kadar GCP ve Azure'da gelmiş olacak. O zaman şimdi bu master konusu var. Hı-hı. Biz AWS'yi kullanıyoruz zaten ama managed servisi EKS'i kullanmıyoruz biz. Çünkü kullanamamızın sebebi de bizim çok yani o kadar konfigürasyonu bize izin vermiyor AWS. Dolayısıyla onların servisini kullanmıyoruz. Bu durumda şeyden nasıl emin olursunuz? Bu kontrol panel yerine geçen master node'un fail olur mu? Zaten şey oluyor. Yani o aslında Amazon da arkada Kubernetes kullandığı için onu bize sağlayan zaten Kubernetes. Dolayısıyla kurulumu yaparken master zaten 3 zonda oluyor. Yani tek bir master yok, 3 tane master var. İşte US West 2 değilsen 2 ABC'de. Nodlar istediğiniz kadar olabilir. Bir de şöyle, eğer Kubernetes kurdunuz, normalde default'ta master, bir deployment yaratıyorsunuz ya, o master'a gitmez. Master sadece beyindir. Makine özelliği de nodlara göre biraz daha düşüktür. Dolayısıyla o sadece beyin işlemi gördüğü için onların çökmesi biraz daha zor. Yani çok altyapısal bir problemin olması gerekiyor. Mesela Amazon'da bir network problemi oldu. Ama farklı availability zone'da olduğu için, yani region'ın çökmesi gerekiyor öyle bir şeyin olması için. Olmadı değil, oldu Amazon'da ama onun da çözümleri var. Multi cloud yapabilirsiniz ya da multi region yapabilirsiniz. Ama master 3 tane en az, nodlar da ihtiyacınıza kadar, ne kadar istiyorsanız. Bir de şu imaj konusu var. Private imaj infrastructure'ı kullanmak zorunda kalmadınız herhalde. Yok, kullandık. Kullanmak zorundayız. Çünkü private derken kendi kurulumumuzu yapmadık. Çünkü onu yaparsanız çok fazla şey yapmanız gerekiyor. Onun yerine şunu tercih ettik. Şimdi bu tarz işte Docker Hub, QuiIO, işte ECR ya da başka provider'lar bu tarz hizmeti verirken size şunu da sağlıyor. İmajının ben İşte takım oluşturabilirsin, takımın içinde security scan'i falan yapılıyor. Bir de mesela Kubernetes mi kullanıyorsun? Ben sana config'ini vereyim diyor, onu otomatik olarak kullanıyorsun. Yani o sadece imajı saklamanın haricinde başka özellik, başka hizmetleri de veriyor. Yani ben zaten ürünüme odaklanmak istiyorum. Bir de private repo'yu ben kurarsam, bir de onunla uğraşmak zorunda kalacağım. Olabildiğince as a service varsa onu kullanıyorum. ECR, Elastic Container Registry. Biz şeyi kullanmıştık o zaman çünkü ECR'yi, yani şöyle diyeyim, 2 sene önce Kubernetes'te ECR'yi kullandığınız zaman o image pool secret dediğimiz bir kavram var. Burada örnekte yoktu. Mesela imajınız private bir yerde, deployment'da o imajı belirttiniz. Deployment objesinin içinde bir section'da şey vardır, image pool secret diye. O secret'te ECR'yi kullanıyorsanız takla atmanız gerekiyordu. İşte bir şeyler yapmanız gerekiyor. Şu anda bile öyle olabilir. Tam hatırlamıyorum. Denemedim çünkü. Ama şeyde, diğerlerinde şöyle bir şey oluyor. İmajın var. Senin genelde bir tane account'un var. Robot account'un var. Robot account'a tıklayıp ne gerekiyor? Mesela Mesosphere için secret gerekiyor. Tıklıyorsun, alıyorsun. Ya da Kubernetes için image pool secret'i gerekiyor. Tıklıyorsun, alıyorsun. Kendi tarafında yaratıyorsun. Öyle kolaylıkları sağlıyor. Bir de dediğim gibi security scanning falan yapıyor. İmajlarınız için. Onun artısı oluyor. İmaj rejistleri için siz ne kullanıyorsunuz? Biz Quai.io'yu kullanıyoruz. Quai.io. Şey soracaktım. Şimdi birkaç dakika önce şey anlatmıştınız ya. Servislere mesela bir request geldi. Response dönmeden önce 3-4 servisi uğrayabildiniz. Evet. Ben bunların takibini yapabiliyorum dediniz. Peki mesela şöyle bir şey var. Biz kendi mikro servislerimize REST servis olarak kurmuyoruz. Kafka ile haberleştiriyoruz. Şimdi Kafka ile haberleştirdiğim zaman ben bunun takibini yapabilecek miyim bu şekilde? Şimdi şöyle, normalde mesela built-in kütüphanelerde şeydir. HTTP üzerinden request gittiği zaman o UUID, yani tracing ID var ya, tracing ID en başta yaratılır, sonra onlar taşınır. Kütüphane bunları yapar. Ama
Bu APM tool'larında, yani onları özellikle yapan o taraflar, bir database ile ilişkin varsa, Kafka ile ilişkin varsa o destination'ları tanıyıp onları yapabiliyor sizin için. Ama bunu kullanırsanız yapıyor. Ama bir kütüphane ile, mesela OpenTracing kütüphanesi ile yapacağım diyorsanız ona custom şeyler yazmanız gerekiyor. Örnek vereyim. Mesela siz default'ta kullandığınız zaman HTTP üzerinden haberleşmeyi sağlıyor. Sıkıntı yok. Ama tracing'de span dediğimiz, tracing span dediğimiz kavram var. Kafka ile bağlantı başlattığın yerden bir span açıp, bitirdiğin yerde span'i kapatıp o aradaki senin custom span'ini şeyde gösterebilirsin. Zipkin'de gösterebilirsin mesela. Ya da Jagger'da gösterebilirsin. Onun için senin kendin yazman gerekiyor işte. Şurada başladım, şurada bittim. Onu otomatik yapan tool'ları nasıl? İşte burada Instana'dan bahsetmiştim. Onlar yapabiliyor ama diğer bir sürü mesela Datadog, işte ne bileyim Sysdig falan, onları kullanırsanız onlar şeyleri Kafka'yı tanıdığı için gelen request'leri de çok alt seviyede inspect için, mesela biz şu anda uygulama seviyesinden bahsediyoruz. Ama işin içine Sysdig, Datadog falan girdiği zaman onlar operating system seviyesinde network'ü dinliyorlar. Dolayısıyla onlar MySQL nedir, Kafka nedir, nereye gidiyor onları çok daha iyi biliyorlar. Kubernetes içinde database kurulma hakkında ne düşünüyorsunuz? Kafka olsun ya da database. Şimdi şöyle, database veri tutacaksanız stateful setler var. Kubernetes de yapabiliyorsunuz ama şöyle diyeyim size. Yine müşteriyle kontratınız varsa ve mesela active master, işte active replica falan yapmak istiyorsanız bu tarz senaryoları Kubernetes'te stateful setle yapamazsınız. Yani özel bir, yani çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bunun yerine şunu yapıyoruz, şunu uyguluyoruz biz. Mesela MySQL kullanıyorsunuz. Böyle bir active replica şeyini yapmak sizin için eziyet olabilir. Biz AWS'de olduğumuz için RDS'i kullanıyoruz. Çünkü o arka tarafta biz sadece RDS'in bir URL'sinin olduğunu biliyoruz ama bizim için region'lar arası bile replika yapabiliyor. Biz onunla uğraşmıyoruz. Ya da bir upgrade yapacaksınız mesela. Amazon bir tarih belirliyor. İstediğiniz zaman yapabiliyorsunuz mesela. Stateful'da yapabilirsiniz, yapamazsınız değil ama bu tarz senaryolar varsa onlar bir şekilde size gelecektir yani. Başka alternatifimiz var mesela, bizim cloud alternatifimiz pek yok. Stateful haricinde on-premise olacak, ekstra bir şey yapıyoruz. Yok, şöyle on-premise'de olsanız bile stateful'unuz var zaten. Şimdi şöyle, stateful set şudur. Deployment pod yaratıyoruz ya, bunlar immutable'dır. Yani kapatıldığında falan datalar gider. Ama bir de stateful tarafını yaptığınız zaman stateful'da o datalarınızı düzgün bir şekilde saklamanızı sağlar. Tabii ne olacak? Size bir merkezi disk falan ihtiyacı doğacak tabii burada. Bunun için de cloud'da değilseniz yine yapabilirsiniz. Mesela OpenEBS denen bir teknoloji var. Ya da NFS olabilir. Ya da StorageOS olabilir. Bu size şunu sağlıyor. Evet, mesela onları kullandığınız zaman on-premise environment'ta sizin için böyle EBS tarzı, Elastic Block Store tarzı merkezi disk sistemleri sunuyor. Yani merkezi bir yerde diskim var ya da Kubernetes tamamına dağılmış OpenEBS'i kullanıyorsak. Stateful açtığınız zaman o datayı o volümün içine yer ayırıp orada saklayabilirsiniz. Bunu deployment'ta da yapabilirsiniz. Mesela volüm açtırıp kapandığında silinmeyen deployment da yapabilirsiniz ama o senaryoya uygun bir şey değil. Database ya da başka bir şey kullanıyorsanız veri tutacak, o zaman stateful set'e bakmanız gerekiyor. Ya da şey olabilir ya, persistent diskler volüm mount edebiliriz. Evet, yani onu da yapabiliriz. Google Azure şirketini destekleyebiliyor mu? Evet. Senin herhangi bir cloud'dan bir disk takabiliyorsun. Böylece içerisinde tutmanın zaten hiçbir mantığı yok. Çok saçma bir şey. Yani fiziksel bir makineye onu mount ettiğin zaman ve onu hatta geri geri replikalarını da belli schedule'larda yaptığın zaman aslında iyi bir seçenek olabilir. Biz de Mongo tarafında bunu yapacağız. Tüm notlara yapmanız gerekmiyor mu Şakar? Gereklenen moda mount etmen gerekecek. Onu nerede ayağa kalkacağını bilemiyor. O kendisi ayağa kalktığı zaman zaten sen dışarıdan ağaçtan bir mount verdiğin için aslında ona. Yani onu oraya ona taktığın için onun nereden nasıl replikalarını yaratmak istiyorsan yaratabilirsin. Yani aslında node bazında değil de direkt disk bazında çözüm. Yani Kubernetes'te bu volümlerin pluginleri var zaten. Mesela Amazon'da çalışıyorsan Blockstore plugin'i kullanacağım diyorsunuz. Ne kadar ihtiyaç, zaten şeyler yaratıyorsun. Storage class dediğimiz bir kavram var. Persistent volume claim var. Diyorsun ki bana 50 GB lazım. Amazon'da olduğun için bunun plugin'i kullanıyor otomatik ve sizin için oradan EBS'i yaratıyor. Deployment kapattığında EBS'leri de siliyor. Tabii onun yönetimini yapmak gerekiyor sonra da. On-prem'de biraz işler değişiyor ama yapılabilir, yapılamaz değil, yapılabiliyor. Open EBS'i kur, Amazon'daki gibi bir yapın olsun. Ondan sonra diyorsun ki ben şu plugin'i kullanıyorum. Ya da NFS de olabilir. NFS'de data tutup, NFS plugin'i kullanıp URL'yi veriyorsunuz.
bana şu kadar gigabyte ver dediğin zaman oradan kullanacağını biliyor. Nefeste hız problemi olmaz mı IO? Tabii ki de. Yani diğerlerine göre olur. Database içinde nefes. Bu arada evet. Oldu nefesi de var. Yani ne çok yapmıyor. Zaten başka bir şans yok. SSM kullanamaz. O merkezi disk dediğimizde zaten öyle. Yani şimdi şeyde niye girmiyoruz o işe? Yani Amazon zaten bu işi biliyor. Google Cloud da biliyor. Yani onların zaten işi o. Sana en hızlı diski, merkezi diski vermek zorunda. Database için de bu geçerli bu arada. Mesela MySQL'de aktifi sen yapmanla Amazon'un yapması bir değil. Çünkü adamlar onlara aktif development yapıyor. Yani kendi imajları, kendi build'ları var MySQL'in. Onların üzerinde kurulum yapıyor senin için. İşte hatta kendi işte DynamoDB'leri falan var. Kendileri yazdı. Yani ben operasyonun maliyetinden çok, bir de veri saklıyorsun, önemli bir alan. Kendim yapmaktansa bir yerden alırım. Ha, latency önemli orada. Kendi data center'ın var. Yani hangi cloud provider'a gitsen bir latency olacak. Latency senin için bir problem değilse as a service. Ama işte Türkiye'de maalesef olmuyor. Regülasyondan dolayı hani cloud'da bir yere çıkmaya çalıştığında sertifikaların olmuyor bu sefer. Mecbur orada kalacaksın. Bu arada şöyle bir yapı da var. Amazon mesela Azure falan şey yapabiliyor. Yazılım, data center, kendi makineleri var. Kendi data center'ına adamların yazılımını kurup orayı Azure gibi kullanabiliyorsun mesela. Onu da yapabilirsin. İşte yani çok şey, büyük bir business'ın olması lazım ve Evet. Çünkü senin makine yani durup da sana garanti vermez orada. Kullanmadım ama o şeyi diyorsunuz değil mi? OpenEBS, storage'lar. Kullanmadım ama şöyle diyeyim. Geçen hafta şeydeydik KubeCon'da, Barcelona'da. Orada şeyleri vardı. Gayet o OpenEBS, StorageOS, bir de Rook, onlar zaten en popüler olanları. Bence üçünü de kullanabilirsiniz ama sadece dizayn yapıları biraz farklı. Mesela aynı hizmeti verecektir üçü de size. Ama içlerinden en popüler olan ve Cloud Native Foundation'a giren mesela OpenEBS var. Ben onu kullanın diyeyim. Çünkü sertifikalanmış zaten. Cloud Native Foundation'dan. Pipeline'larını kullandınız mı? Azure veya... Şimdi şöyle, bizim zaten control plane'de pipeline şey Azure'da değil. Biz AWS'teyiz. Zaten Kubernetes kullandığımız için oradaki pipeline'ları hiç kullanmadık. Yani şöyle derim, mesela GitHub'ı falan kullanıyorsanız ve projeniz böyle çok aşırı kompleks bir şey değilse, GitHub'ın action'larına hani en azından subscribe olup sonradan açıyorlar size o feature'ı. GitHub action'ı kullanabiliyorsanız ne güzel. Biz Jenkins kullanıyoruz. Jenkins'te işte sonarlı functional testler falan her şeyi Jenkins üzerinden yapıyoruz. İmajın üretilmesi ve deployment'ını Jenkins yapıyor. Kubernetes ortamında yine. Slave'ler otomatik açılıyor. Yani otomatik ölçeklenebilir bir Jenkins. O bizim işimizi görüyor. Tamam, şeyi diyorsun, tamam. O kadar dinamini kullanmıyoruz çünkü arada yaptığımız bir sürü işlem olduğu için, yani source'dan direkt imajı üret, bizim arada bir sürü şey yaptığımız için o şekilde yürümüyor bizde. Hani direkt alayım imajını yaratayım yapmadık. Yani Jenkins kullandığımız için onun içinde öyle bir yapı yok en azından kullandığımız. Biliyorum OpenShift'te de var o şey yapıyorsun. Parasını sizden var. Kendimiz on-prem workload'la ilgilenebiliyor muyuz sonrasında? Onun yönettiği master'la. Senin data center'dan mı? Kendi data center'dan. Şimdi şöyle, o hani Kubernetes seviyesinde demeyeyim de bunu yapabilirsin. Çünkü Kubernetes'te kurulum şundan ibaret ama latency çok fazla olur sizde. Çünkü şöyle diyeyim, eğer Kubespray falan olmasaydı kurulum şöyle olacaktı. Kubeadmin diye bir tool var. Master'ı kuruyorsunuz, size bir kod üretiyor. Nodları kurdukça da master'a join ediyor. Şimdi dışarıdan bir yerden olabilir ama bu şu anlama geliyor. Sizin bir kere Kubernetes'in public olacak. Yani erişebilir olması lazım. Sizin on-prem'deki bir nodun üzerine kubeadmin join'i çalıştırdığınızda otomatik olarak oraya bağlanacak ama o nodun performansı pek de iyi olmayacaktır. Yani eğer çok uzakta bir yerdeyse. Ama mesela direct connect teknolojileri var. Mesela AWS'te direct connection, mesela Türk Telekom'la anlaşmaları var. Siz Amazon'daki VPC'nizi sizin şeye extend edebiliyorsunuz data center'a. O arada güçlü bir bağlantı oluyor. Orada belki yapabilirsiniz.
Ama öyle bir use case'e niye ihtiyacınız olur mesela? Niye öyle bir şey yapmak isteyesiniz? Ha, ama şey değil mi? Zaten cloud provider'da çalışıyorsanız onlar veriyor aslında coğrafi distribution. Olmayan bir yer. Ha. Türkiye'de yok. Ha, tamam. Doğru bir kez aslında. Ama yapılabilir, yapılamaz değil yani. O join edip siz bağlayabilirsiniz onu da. Mesela benzer bir şey yapmayı planlamış. Şimdi data center'ı değiştirdik ve geri geçtiğim data center'ın dışarıyla Frankfurt'ta falan direkt bağlantısı var. İsimini vereyim. Telekom İtalya. Telekom İtalya. Telekom değil de şey diyelim. Yok bak kimisinden çıktı. Yani kimisinde bir şeyimiz kaldı. Oradan direkt bir bağlantı var. Yani çok fazla hop gitmeden gidebiliyoruz. Ama çok şey deneyemedik. Yani sadece basit bir kurum yapıp bağlantıyı, firewall'ımızla oranın arasında bağlantı kurup denedik ama hani performans testi vesaire çok yapmadık. Böyle bir planımız var. Şimdi bizim e-ticaret bir şey yapıyoruz biz. 11-11 ve şey bölümünde geçen sene bayağı bir, birkaç senedir artarak yükselen bir şey var. Geçen sene Black Friday'de biz bayağı bir data center'dan çıkma nedenimizde geçen sene bir saldırı yemedi ve bizde bir şey yok dediklerinden dolayı biz bütün sistemimizi acaba buradan diye dedik teşvik edip sonra bir hafta sonra ya bir saldırı yoramıştık falan dedikleri için müşteri de bayağı yapmadık, o yüzden değişti. Şimdi yeni geçtiğimiz yerde bir mutlu olduğumuz şey bu yeni bağlantı, direkt bağlantı. Yani işte Türkiye'nin %20'si oradan çıkıyormuş internet. O kadar direkt bağlantıları var. Düşündüğümüz şöyle bir şey, o yüksek dönemlerde şimdi normal data center'da kendi makinalarımız var ama bir şekilde birkaç tane backup olarak ya da böyle yan makinalar atıyorum, web notların bir kısmı orada, bir kısmı orada bir şey yapıp hızlı bir şekilde genişleyebiliyorum. Çünkü bu tarafta biz öteki türlü şunu yapıyoruz, yani 10 tane fiziksel sunucumuz var sanallaştırma. Data center'dan hemen 2 tane, 3 tane işte kurulum, yapılan MSX kurulum işlemcilerini falan yapmak gibi bir şey biraz daha zor oluyor. Deneyeceğiz, bilmiyorum şimdi hazırlıklarını yapacağız. Böyle bir şey, arkadaşım dediği gibi bu durum için gerekiyor olabilir. Yani latency falan iyiyse böyle bir genişleme yapılabilir. Ama hani şey değil bu bahsettiğim, güvenliği olarak değil. Sadece data center üzerinde yine bir yer. Yani klasik bir şey bazı, hyperlüzer bazı. Bilmiyorum o şey, yani kardeşim daha sonra bunları gördüğümde böyle bir şey olursa gerçekten yayılabiliyoruz. İyi, güzel diye. Ayrıca ama şu an soru işareti bekliyorum bakalım. Ben bir şey soracağım. Bu CNA olarak hangisi kullanıyorsunuz? Calico kullanıyoruz. Neden? Şimdi şöyle, onların bir karşılaştırma matriksi var. Şimdi biz müşterilere hizmet verdiğimiz için normalde işte bir region'da 5 VPC sizin use case'e uyabilir tek bir ürün. Ama biz müşteriye hizmet verdiğimiz için aynı region'da farklı cluster'lar olabiliyor. Dolayısıyla orada VPC limitine takılıyoruz biz. Amazon'dan limiti arttırsanız bile o CNI pluginlerin maksimum desteklediği limit var. Mesela bazıları size der ki bir Kubernetes class'ında maksimum 50 node'a çıkabilirsin der. Onun üzerine izin vermez. Biz bu şeylere takılmamak için hem performans... Bu arada biz onların testini yaptık. Şimdi Hazelcast'te şey çok önemli. Latency çok önemli. Kurulumu yapıp üzerinde Hazelcast'te yüklü mesela 1 terabaytlık toplam cluster işte birbirlerinin haberleşmeli onların testini yapıp ona göre bir karar verdik. Bir de burada network policy'den bahsettik. Buradaki network policy mesela IP'ye izin verme, bloklama onları bütün pluginler desteklemiyor. Biz performans artı bu network policy özelliklerini harmanlayıp en sonunda Calico üzerinde karar verdik. Performans inceledik. Evet, evet. Ama bir de şeye bakacaksınız mesela community ayağı da var. Viveworks'un plugin'i var mesela. Evet. Onlar da şey, Vivenet işte en geniş community onlara sahip. Yani bir sorun olduğunda hemen şey yapabilirsiniz ama o da bizim case olmuyor. Şeyleri var onların. İşte network policy destekliyorum, desteklemiyorum bir matrix'i var. Oraya bakarsanız. Yani performans incelediniz mi? Özellikler zaten her yerde yazıyor. Ama değiştirebiliyorsunuz onu istediğiniz zaman. Bu logları otomatik olarak standart output'tan okuma var demiştiniz. Bunun peki başka daha hızlı bir yolu var mıdır? Yani mesela atıyorum extend yani çok fazla log yazıyoruz. Bunun file yazıp oradan toplam bizim için daha maliyetli bir iş oluyor. Bunun daha şeyini Şimdi şöyle, aslında en ideal yolu bu. Niye? Şöyle anlatayım sana. Şimdi container output'una log basılıyor ya, bunları toplayan eleman işte Fluent Bit dediğimiz, en yeni Fluent D'di, Fluent Bit var yeni işte teknolojisi. O aslında o logları almayla sorumlu olan. Bu zaten şunu yapıyor, alıp, orada bir yerde zaten bir log stash var, alıp log stash'e vermek. Asıl gönderme olayını log stash yapıyor.
Şimdi alıp verme olayını yaptığı için Fluentity'de bir performans şeyi olmayacak. Logları da hızlı toplayabilir. Ne kadar hızlı basarsan bas. Asıl problem Logstash tarafında. Logstash şeye karar veriyor. Ben bunch'a bulk halinde mi göndereyim, ne kadar datayı olunca göndereyim, onları o ayarda yapabiliyorsunuz. Ya da fiteleme yapabiliyorsunuz. Logstash'in genelde de davranışı şu şekilde oluyor. Deployment'a memory limitinde işte minimum diyorsunuz ki 1 GB diyecek. Maksimum da 10 GB'a kadar esneyebilir dediğiniz zaman log data sayısı arttığı zaman kendini esnetebildiği için hiçbir problem olmayacak. Çünkü o bayağı iyi çalışıyor yani Logstash ve Fluentbit ikilisi. Orada bir şey olmayacaktır yani. Hani biz bayağı hani cluster'lardan gelen loglar var, mikroservislerden gelenler var. İşte bütün Nginx request'leri loglanıyor. Herhangi bir performans problemi olmuyor. Gelen log böyle bir iki saniye gecikmeyle log tool'umuzda gözüküyor yani. Orada şunu düşünmeniz lazım. Benim o Kubernetes class'daki memory bunu kaldırabilir mi? Bu. Logstash de burada Java şeyi, Java prosesi. Çok yetenekli bu. Yani biz hürriyet kullanıyoruz onu. Bayağı yetenekli. Gelen tüm request'leri topluyoruz. Yani bu nasıl kaybede çeşitli. Peki bunun batch size'ı falan belirlenebilir. Tabii tabii. Hepsini ayarlayabiliyorsun. Şeyler falan bile var. Normalde stack trace'i gönderdiğinde satır satır gönderiyor log tool'una. Onu ayarlayıp stack trace'i bir log olarak gönder diyebiliyorsun. Bir sürü ayarı var. Filtreleme. En hızlı olacak şekilde bu şekilde yapabilirsin. Ya bunun haricinde şeyden ne bileyim mail, Twitter'dan şeyden istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Biz arada şey workshop falan da yapıyoruz mesela. Yakın zamanda microservice, Kubernetes, monitoring onların workshop'ını yaptık. Katılım iyi oluyor açıkçası. Bir de şöyle bir şey var mesela yurt dışında falan da bakıyoruz. Türkiye'de gerçekten iyi. Mesela bu saatte ne bileyim millet yorgun ama şeye falan geliyorlar etkinliğe. Biz böyle görünce seviniyoruz açıkçası. Mesela başka illerde de aynı bu arada. Mesela işte Kütahya'da, Eskişehir'de o kadar istekli elemanlar var ki. Onların bir de birçoğu öğrenci yani. Gayet de güzel şeyler biliyorlar. O yüzden böyle bir bu döngü devam etsin diyoruz yani her zaman. Şey olursa, yani bu tarz konularda isteğiniz olursa dediğim gibi ya da gönüllü olursa içinizde o da daha iyi olur. Ve anlatmak istediğiniz bir şeyler olursa. Daha soru yoksa...